Tekrardan herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Ekonomik ve lezzetli bir tarif vermek istiyorum. Artan lahanalarınızla hiç hamur kullanmadan tavada kısa sürede hazırlayabileceğiniz muhteşem bir pizza tarifidir. Evet, tarifimize artan lahanalarımızı küçük parçalar halinde keserek başlayalım. Evet, en son lahanamı da doğradıktan sonra fazla suyunu sıkarak süzgeçe alıyorum ve suyunun iyice süzülmesini bekliyorum. Lahanayı uygun bir kaba aldıktan sonra üzerine 2 adet yumurta kıralım. Yarım tatlı kaşığı kadar tuz ilavesi yaptıktan sonra tüm malzemeyi karıştırıyorum. Tavamızı çok az yağ ile yağlayalım. Bir peçete yardımıyla her tarafını silelim. Daha sonra hazırladığımız lahanalı harcın hepsini düzgün bir şekilde dökerek tavaya yayalım. Ve sıkı sıkı kenarlarını bastıralım ve düzeltelim. Kapağı kapalı bir şekilde kısık ateşle pişirmeye bırakalım. Kontrollü bir şekilde pişirelim. Evet, kenarından bir spatula yardımıyla kaldırarak kontrol edelim. Eğer piştiğine emin olduğunuz zaman bir servis tabağıyla ters çevirelim. Evet, tavayı tekrardan yağlayalım. Diğer tarafını da kontrollü bir şekilde pişirmeye devam edelim. Evet, tekrardan kontrol edelim. Diğer tarafın piştiğine emin olabilmek için servis tabağıyla ters çevirelim. Evet, pişmemiş. Tekrardan çevirerek pişirmeye devam ediyorum. Kenarlarını hafif bir şekilde yağ gezdiriyorum. Kapağını kapatmadan bu şekilde pişirmeye devam ediyorum. Evet, diğer tarafı da piştikten sonra üzerine ev yapımı ketçap sürüyorum. Her tarafını gelecek şekilde yayalım. Her tarafına gelecek şekilde rendelenmiş kaşarı yayalım. Evet, sucuk dilimleri koyalım aralıklı olacak şekilde. Mısır ve mısırım var. Bolca üzerine gezdiriyorum. Kapağını kapatarak orta ateşte pişirmeyi bırakıyorum. Evet, 2 tane de kornişon turşumu doğradım. Aralarına, üzerlerine koyuyorum ara ara. Kaşar eriyene kadar pişirelim. Evet, gördüğünüz gibi kaşarlar eridi. Tekrardan üzerine bir miktar kaşar rendesi koyuyorum. Kapağını kapatarak kaşar eriyene kadar pişirmeye devam ediyorum. Evet, gördüğünüz gibi çok güzel pişti. Hemen altını kapatıyorum. Servis tabağına alarak hiç soğutmadan
ikramı hazırlıyorum. Evet, sıcak sıcak dilimleyerek ikram edebilirsiniz. Gerçekten çok lezzetli oldu. Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Daha farklı tarifler için bunları da izlemeyi unutmayınız. Afiyet olsun herkese.